Yasaydaki en temel sorun bu. Bir de hakkını teslim edelim hemen Sabah gazetesinin analiz haberiyle. Avrupa'ya çalım attı. Kimin Rıza için Hoca. Atılmış bir başlık evet. olabilir? Rıza Çalımbay. Süper Lig'in 14. haftasını da lider kapatan Demir Grup Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay kulübe hamleleriyle Avrupa çapında fark yarattı. Deneyimli teknik direktör şu ana kadar kulübeden oyun aldığı isimlerden 8 gol 4 asistlik performans sağlarken Avrupa'nın 15 ligi içerisinde de ilk sıraya yükselmiş. İşte biraz önceki kötü bir Ajax var, şey, PSV var, Bruges var bu listede. Galatasaray işte bunu yapamadı mesela. Niye işte o oyuncuların kelleri konmuş, bunlar gidecek deniyor. Bu kulübeden gelenlerin hiçbir katkısı olmadığı vurgulanıyor. Ama Rıza Hoca da tam aksini yapmış. Yani 8 gol, 4 asist. Çok iyi bir performans, iyi bir analiz. Sivasspor şu an lider. Pek medyada yer alamıyorlar. Bundan da şikayetçiler. Biz de dedik ki yani mümkün olduğunca Sivasspor'a da yer verelim. Onların da haberlerine girelim. Gerçekten bunu hak ediyorlar. Şu an önemli bir başarıya imza attılar. Belki sezon bittiğinde şampiyon olacaklar. Bunu bilemeyiz. Belki ilk yarıyı lider bitirecekler. Ama bir gerçek var. Biraz önce dedim ya önce hocaya sormak lazım diye. Burada başarı var. Önce Rıza Hoca'yı tabii alkışlamak lazım. Takımdan önce onu alkışlamak lazım. Peki hemen Mourinho'nun gözdesi kimmiş? Bakalım Milliyet Spor'da. Milliyet gazetesinin spor sayfasında yer almış haber. Mourinho'nun gözdesi Vedat Muriç. Bu sezon gösterdiği performansla herkesin beğenisini kazanan Vedat Muriç, Tottenham'ın dünya ünlü menajerinin listesine girdi. Premier Lig ekibi Kosovalı forveti Gençler Birliği maçında tribünde izledi. Jose Mourinho'nun takip edilmesini istediği 25 yaşındaki golcünün sezon sonunda transferi için temaslara başlandığı öğrenildi. Ancak Fenerbahçe'de gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer alma hedefi nedeniyle bir yıl daha kadroda kalmasının daha doğru olduğu fikrini benimsedi demiş Milliyet gazetesi. Daha erken yani bu haberler uzun zamandır çıkıyor bu tür haberler ama çok öyle somut açıkçası bir şey izlendiği söyleniyor, izlettirildiği söyleniyor. Sadece Mourinho değil başka birçok kulübünde illaki menajerler, kendi menajeri, başka Avrupalı menajerler bakıyorlardır. İşte şu anda da Türkiye futbolunun yükselen yıldızı Fenerbahçe'de başarılı, gollerini atıyor, asist yapıyor. O takım olmadığı zaman kötü. Böyle bir oyuncuya da rağbet, ilgi olması kadar doğal bir şey olamaz. Bence burada sorulması gereken soru şu. Yani böyle bir teklif gelirse, iyi bir rakam gelirse Fenerbahçe ya biz Şampiyonlar Ligi'nde işte şampiyon olması halinde. Ve Fatih Terim geliyor işte havalimanından canlı mücadele edersek satar mıyız, satmaz mıyız? Bence iyi rakam olursa satılabilir. Fatih Terim futbolcuların ardından 11'de havalanacak uçak için eşiyle birlikte havalimanına giriş yapıyor. Hoca eşiyle ve kızıyla birlikte havalimanına giriş yapıyor. Paris Saint-Germain'le karşı karşıya gelecek Galatasaray. Ve canlı görüntüler futbolcuların. Galatasaray bu duruma gelmeden bu gruptan biraz önce de ifade ettiğim çıkmalıydı. Yani en azından Avrupa Ligi'ne devam etmeliydi. Bence şöyle bir genel bakarsak Galatasaray, Trabzonspor, Beşiktaş hiç başarılı olamadılar bu sezon Avrupa'da. Bu Türk futbolu açısından büyük bir hayal kırıklığıdır. Yani evet. Ligdeki performansları da aslında çok parlak değil. Bakıldığında şimdi işte transfer limitleri arttırılıyor. Yani yeni oyuncular alınıyor, gidiyor, geliyor. Ama o Avrupa'daki başarı bir türlü elde edilemiyor. Bu açıdan bizim biraz daha çok bu noktada bunları düşünmemiz lazım. Yani bunları teknik direktörler biraz bazen kenara bırakıyorlar. İşte lig diyorlar, rotasyon diyorlar, gençler diyorlar, yedek oyuncular diyorlar ama şu bakıldığı zaman bu sezon Avrupa'da ciddi manada biz başarısızız. Bu başarısız bir ülkeyiz. Ne yazık ki. Ne yazık ki. Avrupa'da başarılı olduğumuz dönemlerden şimdi belki de Avrupa'ya daha az takım gönderme tehlikesiyle ya bunu şu an farkında değiller. Pek umursamıyorlar. Umursayacakları bir dönem gelecek herhalde. Yani çünkü günlük yaşıyorlar. Umursayacakları bir dönem gelecektir. Emin olun.
Bakalım ne zaman gelecek o dönem. İşte havalimanından da canlı görüntüler Fatih Terim. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ailesiyle birlikte, kızı ve kıymetli eşiyle birlikte havalimanına giriş yaptı. Futbolcular da yaklaşık 15 dakika önce havalimanına giriş yapmıştı. Uçak 11'de havalanacak ve... Akşam da 8'de toplantısı var, belirtelim, basın toplantısı var. Saat 8'de Fatih Türkiye Hoca'nın saatiyle. Ve bir futbolcunun katılacağı bir basın toplantısı gerçekleşecek. Hemen devam edelim. Sabah gazetesi 17. sayfasında Alex dün bir hastanenin misafiri olarak İstanbul'a geldi ve basın toplantısı gerçekleştirdi. O basın toplantısında da ne jübilesi, oğlum 18 yaşına geldi başlığıyla görmüş Sabah gazetesi. Fenerbahçe'nin eski yıldızı jübile gibi bir plan olmadığını söyledi. Teknik direktörlük konusunda ise umarım bir gün olurum. Ne zaman çağırırlarsa gelirim ifadelerini kullanmış. Alex için Fenerbahçe, Fenerbahçe için Alex çok farklı yerlerde. Yani bu derin bir sevgi, hala bitmiyor, büyüyerek devam eden bir sevgi. Ben illaki bir gün yollarının kesişeceğini de düşünüyorum açıkçası. Yani jübile için oğlu 18 yaşına da 20 yaşına da gelebilir. Yani istedikten sonra bir gün şöyle, eğer gerçekten onu istiyor, ben anladığım kadarıyla ifade etmişti, bir jübile yapabilir. Yani bunun için çocuğunun yaşı şart değil. Belki orada bir şey yapmış, biraz dokundurmuş bence. Fenerbahçelilerin çok sevdiği bir oyuncu, milli formayı da giymiş, geliyor gidiyor böyle, tanıtımlara geliyor, katılımlar, konferanslara geliyor, hala Türkiye ile bağı devam ediyor. Peki, Fanatik gazetesi 3. sayfasında Kartal'ın yükselişi başlıklı bir habere imza atmış, bir grafik de var sayfada. Neresi kırılma maçı, neresi Beşiktaş'ın dip gördüğü nokta, hepsini sayfasına taşımış Fanatik gazetesi. Süper Lig'in ilk 6 haftasında topladığı 5 puanla düşme hattına gerileyen siyah beyazlılar, yönetim değişikliği ve yeni sisteme alışma sürecinin tamamlanması sonrasında uçuşa geçti demiş. Uçuşa geçtiği maçta Denizli Spor maçı gibi görünüyor grafikten. Ya tamamen Beşiktaş'taki taşların yerinden oynamasının en temel nedenlerinden bir tanesi bence ne hoca ne takım. Buradaki en önemli şey yeni bir yönetimin gelmesi ve o yeni yönetimin, yeni başkanın takıma verdiği güven, özellikle para konusunda ve o paraların ödenmesi. Yani ben Beşiktaş'ın şu anki yükselişindeki en temel neden olarak bunu görüyorum. Elbette ki sahadaki emeğe saygı duyuyorum ama aynı oyuncular, aynı kadro. Fakat değişen bir mantalite yani var, işte ücretlerini alamayan, psikolojikmen yıkılmış, moralleri bozuk, geleceklerin ne olacağını bilmeyen bir takım ve oyuncular şeyinden, topluluğundan onlara bir şekilde güven vermeye çalışan, işte ücretinizi şu gün ödeyeceğim, taksinizi bugün vereceğim, siz yeter ki kazanın diyen bir yönetim şeyi ve bunun da Ümraniye'de bu barışın sağlanması, teknik kadronun, Sayın Abdullah Avcı'nın ekibinin, yani bu belki çok konuşuyoruz bu konuları ama yani ücretlerini alması, yani bunlar önemli şeyler, insan hayatını motive eden şeyler. Onun için başarıdaki en önemli şey ben yeni yönetim olarak görüyorum. Ve hemen Akşam Gazetesi'nin Mesut Özil ile ilgili de haberine göz atalım. Murat Özbostan 7 milyon sağlığa, 7 milyon spora başlığı atılmış. Türk asıllı Alman yıldız Devrek Stadı'nın yanına 3 katlı futbol akademisi yaptırmak için 7 milyon TL yatırım yaptı. Tesis Mayıs ayında hazır olacak. Mesut'un Devrek Devlet Hastanesi'nin temeli için de 7 milyon TL bağış yaptığı ortaya çıktı demiş. Mesut annesinin servetini muhtaç insanlara paylaşmazsan benim oğlum değilsin sözünü de duvarına astırmış. Çok güzel. Kendisini tebrik etmek lazım. Hep böyle yardımlar yapıyor. Kızılay'a yapıyor. Evet. Ramazanlarda iftarlar veriyor. Çok örnek alınması gereken hareketler. Sadece burada Mesut'u alkışlamak lazım. Başka ne diyebiliriz ki? Yani? Bravo. Peki. Devam edelim. Bir de Rusya ile ilgili haberimiz var. Bununla birlikte de programımızı kapatalım. Sabah gazetesi Rusya'ya vada şoku demiş. 2020 Tokyo Olimpiyatları ve futbolda 2020 Dünya Kupası'na katılamayacak Rusya. Euro 2020 ise hala açık. Murat Özbostan, çok kısa bir değerlendirme alayım ve kapatalım. Yani çok önemli bir haber. Dünün en önemli haberlerinden bir tanesi. Çok Rusya'da geniş infial yarattı. Çok büyük tepkiler var.
Avrupa Şampiyonası'nda da olup olmayacağı bir an tartışma konusuydu ki WADA'nın listesinde yokmuş Avrupa Şampiyonası. Oradan yırtıyorlar. Evet. Yani bu bayağı tartışılacak bir nokta. Çok teşekkür ediyoruz Murat Özbostan kıymetli değerlendirmeleriniz için. Efendim biz spor medyasını noktalıyoruz. Hoşçakalın.